Rıdvan hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanındaydı ve 5-2 galip ayrıldı sahadan. Neler söylersin? Fenerbahçe adına hani beklenenden daha kolay geçen bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Alanya deplasmanı her takım için zordur ve her takım için olası puan kaybı hatta mağlubiyet yaşayabileceğin deplasmanlardan bir tanesidir. Fenerbahçe aslında maça iyi başladı. İlk 18. dakikaya kadar falan Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sonraki bir 2-3 dakikalık bölümde Altay'ın iki tane kurtarışı var ki bir tanesi hakikaten Emre Akbaba'nın şutunu çok iyi çıkardı. Orada Alanyaspor da öne geçebilirdi. Sonra 26. dakika civarında Altay Bayındır'ın maçın başından beri o ana kadar sürekli hızlıca öne attığı toplardan bir tanesinde Rossi bir dokunuşla topu ağlara göndermeyi başardı. Sonrasında Fenerbahçe ikinci golü bulacağı fırsatları buldu ama değerlendiremedi. Yani bu sadece Serdar'ın kaçırdığı golde değil. Osayi Samuel'in de karar verme becerisinin ve uygulama konusunda yaşadığı sıkıntılarla Fenerbahçe birçok kontrayı harcadı. İlk yarı bu şekilde sonuçlandı. İkinci yarının başında Fenerbahçe bir penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi. Sonra üst üste Alanya golleri gördük. Son bölümde ise Fenerbahçe üst üste gollerle maçı 5-2 kazandı ama burada tabii Faryoli'nin tercihleri, İsmail Kartal'ın tercihleri ayrı ayrı konuşmak lazım. Ben devam edeyim böyle blok olarak. Mesela Ozan Tufan'ın sağ bek başlamasını ben yani maçın burada işte zaten yayındaydık. Birinci dakika söyledim. Ozan Tufan neden sağ bek başlar? Sen Ozan Tufan'ı zaten yanlış hatırlamıyorsam daha bir iki maç önce Ozan ya maç başında ya maç içerisinde sağ beke geçti ve kötü oynadı. Ozan sağ bek oynayamaz artık. Ya bunu kabullenmeniz lazım. Yani Ozan'ın sağ bek oynayamayacağını İsmail Kartal hala göremiyorsa gerçekten yazık. Bir de üstüne sen zaten iyi bir sağ bek kazanmışsın. Osayi Samuel. Ha seneye iyi bir sağ bek alırsın. Oraya hakikaten mevkisi de sağ bek olan bir adam. Osayi'yi de oradan çıkartabilirsin. Olabilir. Ama sen şu anda mevcut kadrodaki en iyi sağ bekin olan Osayi'yi üstelik geçen hafta Trabzonspor maçında çok iyi oynamışken Vakayeme gibi mevkisinde ligin en iyi oyuncusuna karşı harika bir savunma sergilemişken ertesi hafta adamı o mevkiden çıkarıyorsun. Kanada koyuyorsun. Osayi'nin zaten yani Fenerbahçe'ye geleli 14 ay oldu. Osayi top kullanmada problemli bir oyuncu. Ne zaman pas atacak, ne zaman şut atacak, ne zaman dribling yapması lazım. Bu karar verme becerisini geliştiremedi. Bunu kendisi de söylemişti. Bu konularda eksiğim var diye. Ve bir gelişimde sergileyemedi bu konularda. Bir de yani kararı verse de uygulama. Diyelim ki yanlış karar verdin ama iyi uygulama sergiledin ve o topu bir şekilde aktardın. O da yok oyuncuda. Bunlar çok eksik. Ama işte bunları kanatta oynadığında Osayi daha fazla yaşıyor. Bekte oynattığında daha geniş bir alan oluyor önünde. Ve bu top kullanma konusundaki beceriksizliği biraz daha az dezavantaj yaratmış oluyor. Ve üstüne senin iyi bir sağ bekin yok. Ozan'ı sağ bek oynattın. Alanya orayı koridora çevirdi. Yani İsmail Kartal'ı hiç anlayamadım. Ama en azından ikinci golden sonra ya ben bir hata yapmışım bu Ozan sağ bek oynayamıyor dedi ve ikinci golden sonra çıkardı Ozan'ı. Osayi sağ beke çekti. Burada Farioli'yi de tabii yani Faryoli'ye şimdi göklere çıkarılmasını da yanlış buluyorum. Dibe vurulmasını da yanlış buluyorum. Ama Faryoli'nin güzel bir A planı var. Ama bu tip maçlarda farklı bir şeyler yapabilmesi lazım. Yapamıyor. İşte karşına Fenerbahçe çıktığında, Trabzon çıktığında ki Fenerbahçe'nin hücum hattının yetenek toplamı Trabzon hücum hattının yetenek toplamından net olarak geride. Buna rağmen Fenerbahçe de 5 tane attı. Trabzon ilk yarıda 4 tane atmıştı. Trabzon'un ön tarafı bugün Fenerbahçe'de olsa Fenerbahçe bugün de Fener ilk yarıda 4 atardı. Yani hiç kullanamadılar o pozisyonları. Yani Faryoli İyi bir A planı var ama işte mesela topla geriden çıkışlarda işte baskıya karşı bir çözüm üretemiyor. Orada bir kontra bir şey çıkaramıyor. Ha bugün Alanya maçı kazanabilir miydi? Bir şekilde kazanabilirdi de. Ama Faryoli'nin farklı bir şey oynatmadığını, farklı bir şey üretemediğini, hep aynı oyunu oynattığı da bir gerçek. Bir de üstüne anlamsız artık buna ben biraz ukalalık olarak bakıyorum. Skor 2-1 iken stoper çıkardı, santrafor soktu. Tamam. Zaten 4 3 stoperle başlamıştı. Birini çıkardı. Sakar stoper Avezi'yi çıkardı. Tamam. 2 stoper kaldı. 2-2 oldu maç. Diğer stoperini de çıkardı, bir forvet daha aldı, Oğuz Aydın'ı aldı. Maç 2-2, Fenerbahçe ile oynuyorsun. Ne oldu? 5-2 oldu. 5-2 oldu. Yani burada Faryoli'nin de çıkarması gereken büyük dersler olduğunu düşünüyorum. Maçın adamı kimdi sence? Ya maçın adamını Arda Güler demezsek ayıp olabilir ama bence atı maçın adamı Altay Bayındır'dı. Yani bugün Altay Bayındır 9 kurtarış mı ne yaptı? Şu an hani daha yayından da yeni çıktı, kontrol edemedim. 9 kurtarış acayip bir rakam zaten. Şimdi sezonun en iyi rakamları 10 civarında oluyor kalecilerin. 9 kurtarış üstüne bir de asist yaptı. Ya böyle bir kaleci istatistiği olabilir mi maç sonunda? 9 kurtarış 1 asist. Hakikaten Altay Bayındır bugün başka bir şey oynadı. Ya 2 gol yemesine rağmen maçın adamı Altay Bayındır diye düşünüyorum. Ama Arda'ya da özel bir ödül vermek lazım. Hele o attığı goldeki yani oraya girişi, vuruş şekli, sol ayağı falan vallahi Alex de Souza'nın yani böyle bir flashback yaptırdı. Böyle bir 15 sene öncesinde bir Alex de Souza flashback yaptırdı. Bir de son golde de Berisha'ya asist yaptı. Yani hiçbir şeye ikna olmasanız Berisha'ya asist yapan bir futbolcu, büyük topçu derseniz. Berisha'ya gol attırmak çok zor bir şey çünkü. Onu da başardığı için ayrıca tebrik ederim.